Değerli arkadaşlar merhabalar, iyi geceler diliyorum herkese. <laughs> Bugün gerçekten e, piyasalar adına oldukça zor bir gündüm. Her ne kadar yurt dışı küresel piyasalarda önemli bir sıkıntı olmamasına rağmen iç piyasa rakamlarımız gerçekten önemli sıkıntılar yaşadı. Borsada %3.58'lik bir düşüş yaşanırken, Dolar-TL'de ise %1'e yaklaşan bir artış oldu. 8.50 sınırına bir kez daha dayanmış oldum. Her ne kadar yurt dışında bir problem yok dediysek de e, dolar endeksinin 90 seviyesinin aşağısında olduğunu dikkat çekiyoruz. Yine kork endeksinin 20 seviyesinin aşağısında olması. E, an itibariyle Dow Jones e, işlem görmekte ve 47 puan eksi de çok önemli bir eksi sayılmaz. E, dolayısıyla Almanya'nın da 100 puan eksi de olması bizim bu kadar ciddi bir satışa maruz kalmamıza sebep olarak gösterilemez. O, o zaman bu satışlar neden geldi diye açıkçası biraz beyin jimnastiği yapmak gerekiyor. Çünkü elde avuçta çok önemli bir haber yok. Ee, sadece ve sadece baz bugün basına yansıyan Merkez Bankası ikinci başkanının, başkan genel e, başkan yardımcısının e, görevden alındığına dair bir haberdi. Bu haberin de tek başına ben e, bu kadar önemli satışlar getirmiş olabileceğini düşünmüyorum. Şahsi kanaatim şu. Piyasa birazcık e, tuzak kurmak istedi gibime geliyor kulislerde. Ee, özellikle dün gece Süleyman Soylu'nun, Sayın Süleyman Soylu'nun e, Sedat Peker e, isimli şahsın hakkındaki ve bazı e, diğer isimler hususundaki iddialarına cevap vermek adına bir açık oturuma katılması ve gazetecilerin sorularını pek de tatbinkar yeterli bir şekilde cevap verememiş olduğuna dair bir kamuoyu algısının olması belki de Soylu görevden mi alınacak? görevden mi alınıyor şeklinde bir beklentiyi gündeme getirdi. Zira Başkan Yardımcısı, Merkez Bankası Başkan Yardımcısının görevden alınması ve bunun devamında da Soylu'nun da görevden alınabileceği hususunda çıkarılmış olan bir dedikodu. Bilmiyoruz belki de gerçek olacaktır, belki de gerçektir. İlerleyen saatlerde böyle bir şeyin haberini alacağız bilemiyorum. Konumuz siyaset değil ama olayın siyasi yanı işte piyasaları böylesine ciddi bir şekilde etkilemekte. Arkadaşlar zannediyorum ki bu tamamıyla benim şahsi görüşümdür veyahut da şahsi kanaatimdir. Bu korkular sebebiyle panik satışlar oldu. Ve bu panik satışlarda dikkat çeken çok önemli bir durum vardı ki küçükler sattılar, büyükler aldılar. Buyurun en basit örneği olarak size bugünkü gerçekleşmiş olan işlemlerin bir ee, faturasını çıkartmış olayım. Değerli arkadaşlar bu aracı kurumların yapmış olduğu işlemlerdir bugünün işlemleridir. Ve şöyle bir tabloya oturttuğumuz zaman bugün en çok satış yapan kurumun 120 milyon TL ile HSBC olduğunu görüyoruz. Ardından 77 milyon global, 62 milyon info yatırım görülmekte. Alanlara bakıyoruz. Garanti yatırım 120 milyon, iş yatırım 110 milyon, deniz yatırım 100 milyon, halk yatırım 44 ve yine Bank of America ise 44 milyon civarında alım yapmış görünmekte. Yani arkadaşlar şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Eğer ki çok ciddi, çok olağanüstü ve olağanüstü bir sebep olaydı. Bu durumda şu hanede HSBC'nin ve diğer yabancı kurumların işte City'nin, Bank of America'nın en az 300-350'şer milyonluk satışlarının olması gerekirdi. Şuradaki diğer hanesinde gördüğünüz ise ilk peşin dışında kalan küçük yatırımcıların satışlarını ifade etmekte. Buradan yola çıkarak, buradan yola çıkarak satışların sığ ve hacimsiz olduğunu ve büyükler tarafından karşılandığını bir manada bu satışların panik satışlar, tuzak satışlar olabileceği sonucuna varabiliriz diye düşün düşünmekteyim. <laughs> Yine bir başka önemli unsur ise arkadaşlar önemli banka hisselerinde bakın banka hissi bugün %3.58'lik bir endekste düşüş yaşanmasına rağmen şu grafiğimden göreceğiniz üzere bu bankacılık endeksidir. Bankacılık endeksi sadece ve sadece %2.65 düşmüş. Yani bankacılık endeksi %1 oranında daha az düşüş sarf etmiş ki son günlerde bankacılık endeksine doğru bir ilginin olduğunu görmekteydik. Ve yine borsapivot.com isimli sitemize bağlanalım ve bugün en çok para giren hisselere bakalım isterseniz. Günlük para giriş çıkış bölümünden şuradan son 3 güne bakmamız yeterlidir. Ve şuradan en son gün 25'e itibariyle arkadaşlar en çoktan aza doğru sıralama yaptırıyorum. Ve şişe 50 milyon 51 milyon civarında para girişi var. Garanti Bankası 42 milyon 42.7 milyon civarında para girişi var. Yapı Kredi Bankası 32 milyon, Türk Hava Yolları 23 24 milyon. Halk Bankası 22 milyon civarında para girişi bulunuyor. Yani değerli dostlar önemli bankalara veyahut da önemli sanayi hisselerine de para girişlerinin olduğu bu kadar satışa bu kadar düşüşe rağmen önemli para girişlerinin olmasını önemsemek gerekiyor. Yani bu satışları bir çöküş satışı olarak değerlendirmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Zira sizlere iki hafta önce yayınlamış olduğum analizimde e, ee, Selin May and go away şeklinde bir jargonun olduğunu işte Mayıs'ta sat ve tekrar geri dön şeklinde dünya piyasaları bir jargonun olduğunu ifade etmiştim ancak bu illaki mayıs ayı günleri içerisinde olacak diye bir kayde e, değildir. <laughs> E haziranın 10'una 15'ine kadar da söz konusu olabilir. Veya seans içi gerçekleşen sert derin dalgalanmalarla da bu dönem geçiştirilebilir. Ancak bu evreler tehlikeli olunan evrelerdir ve bu açıdan dikkatli olunması gerektiğini vurgulamıştım. Ancak bugün yaşamış olduğumuz satış dalgasının bu Selin May Go Away meselesiyle alakası olmadığı kanaatindeyim. Tamamıyla iç siyasi gerginlik veya iç siyasi çalkantının bir ürünü olarak büyüklerin bu ürünü oyunu bir şekilde kendi lehleri de çevirebilmek, e, küçükleri panikletmek ve aşağıdan da ucuz fiyatlardan mal toplayabilmek niyetiyle olduğunu düşünüyorum. Zira sizlere de rakamsal olarak da bunun detaylarını hem aracı kurumların aldıkları hem de e, bankalara olan para girişleri veya büyük kağıtlar olan para girişleri nezdinde göstermeye çalıştım. Kıymetli arkadaşlar bu tarz durumlarda panik olmamak, bu tarz durumlarda soğukkanlı olabilmek ve meselenin aslını doğru anlayabilmek çok önemli. Çünkü x bir noktadan satarsanız pişman olursunuz tekrar almak için %5 %6'lara ulaştıktan sonra o tepki aşamasında yahu 7 örnek veriyorum 7'den sattım 7.5'dan şimdi nasıl geri alayım derken bir bakarsınız ki kağıt çok önemli noktalara gitmiş. Olan size olmuştur kayıp sizin kaybınızdır. Elinizdeki malı bir şekilde kaptırmış olursunuz. Şimdi arkadaşlar teknik duruma baktığımız zaman ise teknik ve Vaziyet olarak sizlere ee, özellikle Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmiş olduğu dönemde gelen sert satışlarla 130 seviyelerine gelmiştik. Ve arkasından da işte 146-500'lere kadar ulaşan bir yükseliş trendimiz vardı. Ve bu trendimizin %38 nokta geri alım noktası e, o olarak ifade edebileceğimiz şu hat... Şurada kağıt arkadaşlar 140.500 seviyesine denk gelmekte. 1405 seviyesine denk gelmekte. Bugün 1400 seviyesiyle bir kapanış yaptık. İşte burada bir ayı tuzağının oluşma olasılığı yüksektir. Yani teknik olarak bakanlar için evet bu destek kırıldı. Artık bunun ardından 138'lere 135'lere doğru gidiyoruz şeklinde bir mesaj da verilmek istenmiş olabilir. Ancak destekler öyle bir defada bir günde kırılmaz. Bugün kırılmış gibi görülen desteğin bir bakarsanız yarın gepli bir yukarı yukarı yönlü bir açılış veyahut da yarın ufak tefek bir düşüş yönlü bir açılış sonrasında tekrardan yukarıya doğru bir dönüş şeklinde gerçekleşebilir. Şunu arkadaşlar vurgulamak isterim ki büyükler küçüklerin zaaflarını çok iyi bilir. Bugün 1400 gibi milimetrik bir noktadan kapanışı gerçekleştirdiler. Dolayısıyla şuradaki milimetrik kapanışla bir şekilde bir algı yaratmak da istemiş olabilirler. Zira bugün akşam endeksin durumunu, kağıtlarının durumunu bakan, izleyen küçük yatırımcı, finansal okul yazarlığı yeterli olmayan yatırımcı, sabah olsa da satış versem ve kurtulsam Lanet olsun. Bu işlem diyenler olabilecektir. Dolayısıyla onların düşük fiyattan satış yapabilme olasılıklarını değerlendirmek isteyen büyükler yine belki de kendileri ufak tefek satışlar yapmak suretiyle endeksin bir miktar geri açılmasını sağlayıp ardından bir 10-15 dakika sonra yeniden ciddi alımlarına geçebilir, tepki verebilirler. Bu durum aklınızda bulunsun. En azından bir 5-10 dakika endeksin açılışını ve gidişatını izlemekte kim alıyor. Kim satıyor bunu bir yorumlamakta fayda olacaktır kanaatindeyim. Şayet e, 1400 seviyesinin aşağısında kalacak olur isek bu seviyede satışların devamı gündeme gelecek olur ise 138.700 seviyesine kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bu da aklımızda bulunsun ama buralara doğru bir geri çekilme olsa bile dediğim gibi ben bugün alım yapmakta olan büyüklerin tekrardan ciddi şekilde alımlar yapmak suretiyle bir tepki e, harekatı başlatacakları kanaatindeyim. Thank you, fun. E, buradaki grafiğim çok uzun zamandan beri sizinle paylaşmış olduğum bir grafikti ve e, ana e, desteklerimizi net bir şekilde ifade eden bir grafikti. Fibonacci infaz çizimidir ve 161 bin seviyesine kadar bir yolumuz olduğunu e, Temmuz ayında, geçtiğimiz Temmuz ayında e, bize söylemişti ve burada önemli olan 122.400'dü. Buranın geçilmesiyle 137 bin 100, 200 veya 1371 seviyesi önemli olacaktı. Arkadaşlar bu seviye çok önemli bir dirençti. Bu direnç geçildikten sonra sonra bu direnç geçildikten sonra 160'ların yolu açıldı. Şu anda orta vade adına hatta orta uzun vade adına işlem yapmakta olan arkadaşlarım için en önemli destek seviyesinin bu kritik nokta olduğunu ifade ediyorum. 1372 seviyesi son derece önemli ve son derece kritik bir destek noktamız konumundadır. Bunu asla unutmayalım. Bu seviye kırılmadıkça endeksin biz 150 bin ataklarını veya daha yukarı yönlü ataklarını her zaman tanık olabiliriz. Dolayısıyla bu seviyenin kırılmaması endeksin uzun vadeli yükselen trendinin devam ettiği manasını, manasına gelecektir. Değerli dostlar bu ise endeksin güç göstergesidir. Günlük bir göstergedir ve günlük gösterge olarak Haluk göstergesi zaten şu günden itibaren yani 17 Mayıs'tan itibaren bir güç kaybını net olarak ortaya koymuş. Sırasıyla her geçen gün endeksteki güç kaybını artı kapanışlar olsa bile grafiğine yansıtmış. Dolayısıyla e, 140 e, 5500 seviyeleri, 146 bin seviyelerinden itibaren endekste önemli bir güç kaybı olduğunu net olarak vurgulamış durumda. Son dönemlerde Kaufman hareketli ortalamasıyla ilgili olarak da grafiklerimde yer bulmasını isteyen arkadaşlarım olduğu için o ortalamaya eklemiş bulunuyorum değerli dostlar. Bu hareketli ortalamamızın üzerindeydik. Bunun üzerinde olmak olumluydu. Ancak bugün bu hareketli ortalamanın altına gelindi. Zira 142.700 1427 seviyesi şu anda bu hareketli ortalamanın değeri kapanışımız yaklaşık 2200 2300 puan geride. Şayet bir günlük kapanışın bu desteğin kırıldığı anlamına gelmediğini hatırlatmak kaydıyla tekrardan yarın bu destek seviyesinin üzerinde bu bu harika hareketli ortalamanın üzerinde kapanış gerçekleştirebilirsek bu durumun bir fake kapanış olduğunu veya bir fake satış silsilesi olduğunu düşünebilir ve endeksin tekrardan yukarı yönlü bir tepkiyle 145 146 bölgesine doğru hedeflenebileceğini dikkate alabiliriz. Ee, aynı zamanda sizlere geçen hafta bu göstergeler nezdinde haftalık görüntüyü de arz etmiştim. Haftalık görüntüde şurada bir kararsızlık olduğundan bahsetmiştim. Yönün yukarı olabilmesi veya aşağı olabilmesi mümkündü. Yani o haftaya başlangıç tarzımızla alakalı olan bir şey olacaktı ve yurt dışı ile alakalı olan bir şey olacaktı. Ve haftaya başlangıcımız olumlu olmasına rağmen bir şekilde yukarı yönlü bir atak yaptı. Hatta Kaufman hareketli ortalaması haftalık ortalamanın da üzerine çıkmayı düşünecek kadar bir isteklilik mevcutlu Çok yaklaşmış durumda ama bahsettiğim gibi bugün hiç beklenmedik e, olay saat 14. 30'lar civarında başlayan sert satış dalgası bu tabloyu tamamıyla bozmuş oldu. Son grafiğimiz arkadaşlar dolar bazlı bir grafiktir. Dolar bazlı grafiğimizde de şuradaki kritik Fibonacci destek seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Buradaki destekten tepki bulabiliriz. zira doların yükselişinin devam edip etmeyeceği konusu belli değil ama 8.50 seviyesi önemli bir direnç olarak şu an etkisini göstermekte. Yarın ortalık biraz daha sakinler veya bugün kulislerde şurada burada gezen haberlerin doğruluk payının olmadığına dair bir kanaat oluşur ise dolarda bir geri çekilme ve buradaki destekten de bir tepki bulma şeklinde gayretin ön plana çıkabileceğini görebiliriz sevgili arkadaşlar. Değerli dostlar, borsa ile ilgili olarak söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Sizlere bir hatırlatma olarak borsa pivot... .com isimli sitemiz var biliyorsunuz. Bu sitemizde birçok hisselerin detaylı bilgileri verilmekte. Bu ayrı bir konu. Borsa pivot. Borsa pivot sistemimizin de artık kendine ait bir YouTube kanalı bulunuyor. O kanala üye olmanızı ve özellikle burada verilen bilgilerin ne anlama geldiği, nasıl yorumlanması gerektiği gibi detaylar orada küçük videolar halinde izah edilmekte ve aynı zamanda Borsa Pivot denilen adresin Twitter ve Instagram adreslerini takip etmenizin de sizlere faydalı olacağı kanaatindeyim. Çünkü gün içerisinde veya günün herhangi bir anında yerli veya yabancı basından gelen herhangi bir önemli haberi anında paylaşmakta ama özellikle YouTube kanalına destek vermeniz ve o kanal üzerinden de gün içerisinde yapılacak olan çeşitli kısa yorumlar, açıklamalar ve bunun yanı sıra özellikle teknik kriterler şurada görmekte olduğunuz detayların ne anlama geldiği, nasıl yorumlanması gerektiği konusu konularıyla ilgili detaylı açıklamalarda bulabileceksiniz. Efendim Umuyorum ki yarın e, güzel tepkilerin olduğu ve zararların telafi edilebildiği keyifli, neşeli, huzurlu ve yüzlerin güldüğü, mutlu bahtiyar bir gün olsun diyorum. Şimdilik hoşçakalınız, selamlar ve saygılarımla.